Ben Gökhan, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu seferlik giriş kısmını değiştirdim. Hep Ayaz Gemiseri kanalından Gökhan diyordum. Bu seferlik değiştirdim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'de efsane bir video çekeceğim arkadaşlar. Bu videonun konusu tabii ki de Neymar alacağım arkadaşlar. Yani yanlış duymadınız, Neymar alacağım. Yani burada 327 bin coins'im var ama bu coins'i almayacağım. İlk başta Neymar'ın değerine bakmak istiyorum. Ara diyeceğim. Bakalım Neymar'ın değeri neymiş. Neymar yazalım şöyle. Neymar diyelim. Arama diyelim. Bakalım Neymar'ın değeri ne kadarmış. Arkadaşlar 7 milyonluk Neymar. 9 milyona da var. Ben 89 genlik Neymar alacağım şimdi. Bu video için, yani bu Neymar için diyelim arkadaşlar. Bir like bırakırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Haftanın takımından Neymar var arkadaşlar. Geçen hafta Alexis Sanchez alacaktım ama maalesef ki alamadım. Girememiştim. Ama şu an Neymar'ı alabiliyorum arkadaşlar. Ve sizlerle birlikte transfer edeceğim. Gerçekten inanılmaz. Aldığım en iyi oyunculardan bir tanesi Neymar. Yani şu an efsanevi bir şey desem yeridir arkadaşlar. Harbiden çok mutluyum ve Neymar'ı sizlerle birlikte alıyorum arkadaşlar. Yani mutluluğun ötesi diyelim. Harbiden mutluluğun ötesi ve HT paketinden Neymar Junior. Efsanevi bir şey arkadaşlar. Harbiden efsanevi bir şey. Takımını güncelleştir dedim bakalım. Neymar kimle yer değiştirecek? Umarım Sanabria ile yer değiştirmiştir. 91 genim var. Genimi de 91 yaptım. Lütfen Sanabria ile yer değiş. Oo, Ronaldo ile yer değiştirdi. Yalnız ben değiştir kısmından Ronaldo ile... Oo, niye sağ kanatta böyle bir değişiklik yaptı ki? Ben sol kanattan Ronaldo ile değiştireceğim. Sanabria istediği yerde kalsın. Hiç önemli değil. 87 olsun. Ya da şöyle bir şey yapsam. 92-89. Böyle daha iyi arkadaşlar. Böyle olsun. Genim 91 olsun. Hiç önemli değil. Ben bu şekilde de oynarım. Ve Neymar Junior'ı aldım. Kadroma kattım. Daha ne isteyebilirim ki? Harbiden daha ne isteyebilirim ki? Şimdi etkinlikler kısmına girelim. Etkinlikler kısmında yılın takımı modunda oynamaya devam edeceğim. Çünkü yılın takımında büyük ödül için arkadaşlar şey almam lazım. Ya mutlaka almam gereken bir ödül var. Burada defans beceri oyununu biraz oynayayım sizlerle birlikte. Bir tane YT forvet paketi alacağım arkadaşlar. Çok çok ihtiyacım var. Harbiden çok ihtiyacım var. Nedeni şu 2,5 milyonluk coins'i almak istiyorum. Gerekirse buna para da sayacağım arkadaşlar ama şu YT forvet bir tanesini alacağım arkadaşlar. Çünkü almam gerekiyor. Umarım Dani Alves'i de alabilirim. Param yeter. Umarım yeter ama çok zannetmiyorum. Şunu 3'te 3 yaptık. Şimdi hızlı bir şekilde devam edelim. Şuna da vur diyelim bakalım. Başarılı olabilecek miyiz? Elbette başarılı olduk. Tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Paketleri daha sonradan açacağım. Dediğim gibi Neymar aldım. Gerçekten çok mutluyum. Ben Neymar'ı almak için 7 milyon vermek yerine 6,5 milyon vermek yerine Neymar'ı sadece 7500 ne parasıydı ya o? Haftanın takımı etkinliklerinden ondan aldım arkadaşlar. Yani sizler de alabilirsiniz. Ben biriktiriyorum. Çünkü iyi oyuncular geliyor. Sanchez gelmişti. Alamadım ama bu sefer dedim kesinlikle Neymar'ı almam gerekiyor dedim. Ve Neymar'ı aldığım için dediğim gibi çok mutluyum. Orada Kun Agüero vardı ama Kun Agüero benim takımımda olduğu için gayet mutluyum açıkçası. İyi oyuncular vardı ve ben Neymar aldım. Sizler de lütfen bir like'ı çok görmeyin. Kanalımız hızlı bir şekilde büyüyor. Lütfen FIFA Mobile'a da biraz ilgi gösterin arkadaşlar. Ve onun dışında ligimize de ilgi gösterseniz beni mutlu edersiniz. Ligimizde kim varsa arkadaşlar sizden ricam şu oyuna girin. Tüm lig maçlarını kaybediyoruz. Lig maçları derken tüm turnuvaları kaybediyoruz. Ben sizler için açtıkça sizler kaybediyorsunuz. Hepiniz tatildesiniz. Tatilden girip günde 5 dakikanızı ayırabilirsiniz. Burada kimseyi kırıp üzmek istemiyorum. Ufak bir aksaklıktan dolayı videonun bu kısmını kırpmak zorunda kaldım. En son bahsettiğim şey zannedersem ligdeki durumda arkadaşlar. Dediğim gibi ligde lütfen aktif olun. Ligde aktif olmadığınız zaman inanın pek bir şeyler yapamıyoruz. Ve her zaman ligdeki turnuva maçlarımızı kaybediyoruz. En son etkinlikler modundaydık. Ondan sonra bir mağazaya gidelim arkadaşlar. Bakalım mağazada biz neler alabiliyoruz. Ben şöyle bir şey yapacağım. İstersen parayla olsun, istersen neyle olursa olsun ama ben şu YT ögelerinden yani forvet ögesini mutlaka almak istiyorum. Nedeni çok belli. İlla bir tane garanti benim YT forvet ödülüne ihtiyacım var arkadaşlar. Çünkü forvet aldığım zaman büyük forvet adayı teklifi 20 saat kalmış ve 96 yüze garanti veriyor. Arkadaşlar inanılmaz bir şey bu. Ve bunu mutlaka gerçekleştireceğim. Onun içinse hemen 96 var. Sadece 4 tane YT bonus puanına ihtiyacım var. Umarım bunların hepsini alabilirim. Şimdi bunu yapmam için bakalım neler yapmam gerekiyor. İlk başta bakalım. Orta sahadan mı ilerleyeyim? Yoksa ilerlemem gereken yer defans mı olsun?
Onun hepsini ayrı ayrı düşüneceğim. Tabii şu internette bir kasma nedeni olmaz ise sizler için FIFA'da çekiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, lütfen FIFA'ya da biraz önem gösterin. Bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Hem FIFA Mobile için, hem Dream League Soccer için, hem Online Soccer Manager için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız 7500 aboneyi geçti sayenizde. Hepinizin ayrı ayrı ellerine, kollarına sağlık diyorum arkadaşlar. Şimdi sunucuya bir türlü bağlanamıyoruz arkadaşlar. Bağlanırsak yapmak istediğim şeyi yapacağım. Şimdi Murat kardeşim bize atak göndermiş ama şu an onunla işimiz yok. Çünkü çok önemli bir işimiz var. YT Forward ödülünü mutlaka almam lazım. Şimdi ben yılın takımına gideceğim. Bakalım en kolay alınan hangisi? Şimdi defans paketi falan, orta sahaya girelim bir. Orta sahada bakalım bonus puandan neler alabiliriz diye düşünüyorum. Şurada ne kadar istiyor? 2 istiyor. Oo, sadece bir tane var ve 6 tane YT bonus puanı veriyor. İnanılmaz. Ben bundan sonra arkadaşlar bir ana kısma, ana menüye gideyim. Alma, şuradaki defansa oynasam arkadaşlar, buradan defans puanı verme olasılığı düşük. Ben 40 dakika sonra şurada orta saha paketini oynayıp arkadaşlar buradan mutlaka bir orta saha beceri oyununa gireceğim. Ondan sonra ise ne yapacağım arkadaşlar? Oradaki ödülü tamamladıktan sonra 100 liraya YT Forward paketini kesin bir şekilde alacağım ve gelip şuradaki büyük ödülü, inanılmaz büyük ödülü, şunu da aldıktan sonra şuradaki ödülü almak istiyorum arkadaşlar. Artık yani alayım ya, başka bir şey istemiyorum, alayım. Şu yılın takımından da altın mı, hangisi oluyor? Yılın takımına bakalım. Yılın takımı oyuncuları hangileri? Bir göz atmak istiyorum açıkçası. Şimdi bakalım. YT ögesi şu değildi. Yanlış girdim. Şu kısa süreli tekliflere mi girelim? Kısa süreli de öne çıkana girelim bir. Bakalım hangisi imiş. YT defans paketine girelim. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bunlardan herhangi bir tanesi, bildiğim kadarıyla bunlardan bir tanesi alayım da başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Yeter ki şu ödülü bir şekilde alayım. Arkadaşlar sizlerle bir tane yapalım. O zaman bir tane karşı atak maçı da yapalım. Yani moralimizi yüksek tutalım. Neymar bakalım nasıl bir performans sergileyecek arkadaşlar. Neymar'ın performansını açıkçası merak ediyorum ama ileri uçta oynar mı oynamaz mı onu da bilemem. Bugün arkadaşlar bana 100 gen bir rakip geldi. Yani 100 gen inanılmaz bir şey. 91, 90'a 91, 91 gen olan benim. Neymar oynatacağım, ters pozisyon, hiç sıkıntı yok. Bakalım başarılı olabilecek mi? Dediğim gibi 100 gen bir tanesi geldi ve adam beni 7-1 yendi. Yani 90 gene 101 gen, 100 gen nedir? Şimdi vuracaktım ama vuramadım. Rakip Barcelona. Yani en azından kadrosunu o şekilde kurmuş. Şimdi Kun Agüero çok güzel şekilde bıraktı. Kaçırmamam gerekiyor ama Nelson Semedo ondan nasıl hızlı oluyor? Gerçekten anlamıyorum. İlk golü de adam hemen attı. Zannedersem bizden iyi gibi. Şimdi Kun Agüero. Kun Agüero çok güzel girdik. Kun Agüero gol gelir. Çok güzel. Çok güzel bir gol. 1-1. Şimdi Cristiano Ronaldo. Sıyrılmak istedim ama arkadaşlar maalesef ki başlamam. Büyük ihtimal rakip 2-1 yapacak derken 2-1 yaptı. Şimdi Cristiano Ronaldo. Yani gene almayı denedim ama gene başaramadım. İki topla çıkmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi çok kötü bir pas denemesi ya. Harbiden kötü. Şimdi Dele Alli. Bir şut kaleci de kaldı. Bir tane müthiş fırsatın mutlaka gelmesi lazım. Şimdi Dele Alli. Dele Alli bir daha sıyrıl. Varana takıldık. Çok erken bir şekilde acele ediyoruz arkadaşlar. Biraz daha sakin oynarsak. Yalnız adam maçı bitirdi. Şimdi bir şut Neymar maalesef. Şimdi ortaya bıraktık ama kazanmamız çok zor arkadaşlar. Harbiden zor. Neymar uzaklardan vuruş denemesi ama başarısız. 3-1. Son 15 saniye adam bizi zaten aldı. Kun Agüero bomboş. Dele Alli 3-2. Bir gol daha. Müthiş fırsat geldi gene. Umarım değerlendirebilirim. 3-3. Adam gol atmaz ise 3-3 kaldık zannedersem. Emin değilim ama gol atmamış ise 3-3 bizim için iyidir, fena değildir. Yani adamı yine de bilirdik ama gerçekten çok kötü pozisyonlar geldi. O yüzden 3-3 dediğim gibi çok kötü bir skor değil. Tabii ki adam son dakikada gol falan atmamış ise bekliyorum arkadaşlar. Yüklenmesini falan bir şey bekliyorum ama bakalım dilediğim gibi olabilecek mi? Yani 3-3 arkadaşlar. 3-3 normaldir. Arkadaşlar sizlerle birlikte Neymar aldık. Ben videonun süresini arkadaşlar ciddi anlamda yüksek tutmaya çalışıyorum ama maalesef ki arkadaşlar sadece FIFA Mobile çekmiyorum. Size sözüm olsun. Çok uzun bir şekilde sizlere güzel bir FIFA videosu çekeceğim. Yani uzun, hepinizi tatmin eden bir FIFA videosu çekeceğim. Sizlerin de mutlu olabileceği bir video umarım
Olur arkadaşlar. Şimdilik videonun sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen bir like'ı bize çok görmeyin. Sizleri seviyorum, değer veriyorum. Sizler de bana aynı şekilde değer veriyorsunuz. Hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum arkadaşlar. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Tatilinizi iyi geçirin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.